geçti. Ama biliyoruz ki bizim eşitlik, özgürlük, ekmek mücadelemiz yüzyıllardır devam ediyor. Ve 8 Mart her gün ve her gün biz kadınlar hayatın her alanında mücadele ediyoruz. Bildiğiniz gibi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar, işçi kadınlar üzerinden yükselmiş tarihi bir gündür. 8 Mart'ın ardından dünyanın her yerinde, Avrupa'da, Asya'da, Türkiye'de, her yerde, Orta Doğu'da kadınlar 8 Mart'ta eşitlik mücadeleleri için sokağa çıkıyorlar, taleplerini dile getiriyorlar ve yan yana geliyorlar. 8 Mart'ı biz 4 tane temel taleple karşıladık ve bu taleplerimizi yeniden söylemek için devam edeceğiz. Krize karşı, eşitsizliğe karşı, şiddete karşı ve savaşa karşı kadınlar yan yana gelecek ve yan yana geldiklerinde birlikte güçlü olduklarını yeniden hatırlatacaklar. Kadınlar oldukları her yeri değiştirdiler. Yan yana geldiklerinde, birlikte mücadele ettiklerinde ruhumuz için gün, yaşamak için ekmek istiyoruz dediler. İşte bu buluşmalardan bir tanesi bugün Pendik kahvaltısında siz kadınları yan yana getirdi. Kadınlar olarak nasıl yan yana geleceğiz? Bundan sonra Pendik'te neler yapacağız? Biliyorsunuz ki kriz, eşitsizlik ve yaşamımızın zapturapt altına alınması, savaş biz kadınların hayatını her gün etkiliyor. Bunu nereden biliyoruz? Krizden biliyoruz. Her ne kadar tek adam hükümeti üstünde örtmek istese de tahrik kuyruklarının en yoğun görüldüğü yerlerde kadınlar 1 kilo, 2 kilo sebze için sıraya giriyorlar, yan yana geliyorlar. Ve kadınlar bu tahrik kuyruklarında aslında sadece çok düşük sebzelerle, çok az meyvelerle yaşamını idame ettirmeye çalışıyorlar. Ve bize diyorlar ki kriz bir kaderdir diyorlar. Ama biz kadınlar bunu reddediyoruz. Kriz bir kader değildir. Çünkü bu kapitalist sistemin bir parçasıdır. Ve biz kadınlar hayatı böyle yürütmek zorunda değiliz. Bize reva görülen şeyi kabul etmek zorunda değiliz. Eşitsizlik diyoruz. Biliyorsunuz eşitsizlik hayatımızın her alanında. Eşitsizliğe karşı kadınlar yan yana geliyorlar. Yerel seçimlerde sadece binlerce adayın içerisinde sadece 375 tane kadın aday gösterildi. Siyasi partiler, kurumlar, kadınların yönetim deyince, yaşam deyince evet siz kadınlar varsınız diyorlar. Ama yönetmek deyince, yan yana gelmek deyince kadınlara eşitsizliği reva görüyorlar. Biz kadınlar bunu kabul etmiyoruz. Her birimiz olduğumuz yerde neler yapabiliriz? Mesela mahallelerimizde neler yapabiliriz? Mesela iş yerlerinde eşit işe, eşit ücret için, fabrikalarda kadınların kötü çalışma koşulları için, kadınların yaşadıkları yerlerde çocukların bakımını, yaşlıların bakımını, bütün bunları üstlendikleri için hayata katılmadıkları, fabrikalara katılmadıkları, çalışma yaşamına katılmadıkları bu durumlarda hepimiz yaşıyoruz ve nasıl yan yana gelebiliriz bunu düşünmek zorundayız. İşte bu irili ufaklı yan yana gelmelerimiz, şenliklerimiz, şölenlerimiz, sokaklarda taleplerimiz sadece yan yana gelelim, eğlenelim, birlikte duralım değil. Hepiniz bunun için değil, aslında güçlü olduğumuzu hissetmek için, biz kadınlar olarak yan yana geldiğimizi bilmek için, aslında yaşamın nasıl bir tarafıysak yönetmenin de bir tarafı olacağımızı bilmek için bunları yapıyoruz. Bugünkü davete herkesin katılma sebebi de aslında bence bu. Bugüne kadar bütün söylenenler kadınların aslında bu eşitsizlikten uzaklaştırmak için, kadınları sömürü sisteminin birer unsuru haline getirmek için, bütün bu kapitalistin eşitsizliğine, erkek egemenliğinin şiddetine rağmen kadınların coşkusunu, yan yana gelmesini, birlikte mücadelesini engelleyemediklerindendir. Onun için sokaklardaki eylemlere saldırıyorlar. Onun için kadınların yan yana gelmelerini istemiyorlar. Onun için yerel seçimlerde, siyasetlerde kadınların söz sahibi olmasını istemiyorlar. O isteyince evet kadınlar yan yana geliyorlar. Hadi birlikte oylarımızı kullanalım diyorlar.
yaşadığımız sömürü sisteminin bir parçası.